Bu nasıl bir güzellik? Sana aşık güzelliği geldi ha Slay. Valla. Valla. İyi gidiyor mu kız? Sormadım bugün Shut sana. the fuck up. Bu hafta devam mı? Shut the fuck up. Evet efendim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Woohoo! Yatarlar masaya yatarlar. Efendim yine bir ay, yeni bir ay. Hemen geri dönüp özet geçiyoruz ve sizinle bugün harika bir Megazina bölümü geliyor. Lütfen kanallarımıza, Özgün'ün de kanalına bacağım, benim de kanalıma ve geri kalan var olan bütün kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen. Kaçtasın sen şu anda? Ben vallahi bak bam telimi basılıyor yani. Daha 7000 bile olamadım ben. Skandal bu. 10.000 istiyorum ben. Çok şey mi istiyorum? Hiçbir şey istemiyorsun. Ne ki sizden istediğim? Yapamam. Ne yani? Sen kaç olmayı planlıyorsun hemen? 40. 50. Hadi bakalım. Gideyim mi artık? Yani. Efendim ilk konumuza başlayalım. Dobby Allah aşkına bacak arama giriyorsun. Huylanıyorum oğlum. Hem Serenay ve Mert'in ayrılığını konuşalım. Çünkü ben daha beraber olduklarına inanmadığım için ayrılmalarına da bende hiçbir şey ifade etmedi. Ben yavaş yavaş manipüle olmaya başladım. Sanırım birlikteler gibi yorumluyorum. Full PR mı diyorsun? Bence bunlar beraber şarkı yaptılar ya. Oradan yürüyen bir şeyden düştüm. Hiç yan yana görmediğim için hiçbir yemek arıyor ya, o da karnı aç. Dobby atladı da birden. Tamam, bacak arası böyle çap diye vuruyor ya bir de. Biliyorum aşkım. Mesela Cem Yılmaz'la da ben onların hiç yakışırmadım ama en azından beraber gördüğüm için sevgili olduklarına inanmıştım. Bunlara inanmıyorum sevgili olduklarına. Serenay Sarıkaya olsan PR'a ihtiyacın var mı ya? Demek ki var herkesin. Herkesin her zaman. Kız kardeşinlere bak, şeyleri sönüyor diye hemen kırılar böyle gazar yerdiler. Yine olay evet yaratacaklar. Evet ya. Çok shame yapacağım şu an. Hazır mısın? Body shame yapacağım. Hadi bakalım. Bu magazinden düşünce yok yağımı aldırdım, yok aramı yaptırdım. Hep hemen bunlardan bunlara başvurayım. Herkesin bir olayı var. Bizim yok Allah'a çok şükür. Var mı? Bizim magazinsel ne olayımız olabilir ki? Nelerimiz var? Sus. Bu ilişkiye puanım 2 falan. Varsa da yani. 1. Tamam sakin. Ya başka sayfalar böyle Mert Emir'in ağlarken böyle duygusal şarkılarını paylaşıyor. Emin değilim ben onun Serenay olduğuna. Ben hiç emin değilim. Okay. Emin olmadığım bir konu. Efendim Twitch kapanmış. Hayırlı olsun. Biz beddua ettik diyebilir miyiz? Benim bir korkum var. Ya Twitch yayıncıları YouTube'a girerse. Hastalıklı. Geri açılsın. Ya lütfen ya. Lütfen YouTube. Her gelen bir dakika şimdi. Herkesin YouTuber oluşunda. Sen aşkım, niye? Özür dilerim. Bu Kuru gibi habire bana vurup duruyorsun ya. Hayatım benim. Hayatımın anlamı. Sence Twitch yayıncıları ne yapacak? Twitch yok. Ben bir kere Elrain. 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 Whatever. Tukan. Ha, Tukan Bey. TikTok'una öldüm. Girdi mi şu an? Girsin. Kendisi TikTok'u, şimdi Twitch kapandığı için TikTok'la dalga geçmek için böyle thirst trap yüklüyor. Böyle hani yakışıklı erkek hani böyle Don't be a woman again, son of a... Kendisi tam bir big boy yani. Ve altta abi bu sen olamazsın diye binlerce Twitch yorumcusu çok komikler. Ya o fitreleri nereden buluyor? Yıllar çok... arasında fitresi. Komik bir adam, açık kapı bir adam. Ama... Bunu bekliyormuş ama o da yani Twitch kapansa da TikTok'u olsam diye bekliyormuş. Kız Zahri'ye ne oluyor? Zahri, aa. Yani Twitch gibi kocaman bir şeyin kapanması illegal şey sitelerine çok saçma. Sadece Twitch'te değil. Bütün yayın platformu, aşkım YouTube giderse. Bir şey taksimde. Şey, eski YouTuberları gördü, görenler para. Şok oldu. Abi para. Dilenci değilim, sadece eski YouTuber'ım. Öyle bir şey olsa var ya kafayı yerim ben. Ay aşkım. Bizim içerik üretmemiz zaten çok YouTube izleyememekten kafayı ay, yerim. Ay evet ya. İzleyeceğiz. İşte. Orada işte Netflix falan push olacak işte böyle bir şey olursa. Pislik Netflix. Ay pardon. Zaten bizim Türk film dizi yayıncılığı şeyimizi daha çok beğeniyorum. Netflix gavur işi. Değil mi? Hayır, Netflix'i de seviyoruz. Netflix Türkiye var. Var tabii gerizekalı. Doğru. Hatta niye bokladın ki sen? Netflix Türkiye'de canım. Netflix şu an bize bir etkinlikten bir davete çıkarsa burada götünü vura vura en koşarsın. En sevdiğim Netflix. Otobüsün en önünde Özgür tırmanmış böyle Netflix etkinliğine gidiyor. Neyse, kapanmış, hayırlı uğurlu olsun. Yayıncıların ne olacağı da bakacağız süreçte. Biz biraz bazı yayıncılara gıcıktık çünkü toksin içeriklerini izleyip abuk sabuk eli yorumlar yapıyordu. Erkekler maalesef. Ama tabii ki hiç kimse platformundan ve parası yerinden evet, de olmasın yani. O kadar da kötü insanlar değiliz. Tukan Bey çok iyi. Tukan Bey her platformda çok iyi maşallah. 2 metre falan herhalde. Tam bir big boy. Peki. Sen niye böylesin? Açım. Neyi acaba? Mehtap Algül'le Noah Centineo'nun ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Ben Noah Centineo'yu hiç bilmiyordum.
Bu yüzden hayatımda yani orada o olaydan sonra gördüm. Yok ya şeyde şey izlemedin mi? Netflix'te dizisi vardı. Ne diyorsun? Bu çocuk mu? Evet biliyorsun işte. Ağzını tazını biliyormuşum ilk defa bile. Niye ayrılmış ki? Ben olsam ayrılmazdım bu çocuğu. Bu çocuğu yakaladın mı? Bırakmayacaktın Matt. Kim ayrıldı acaba? Neden ayrıldı? O da doğru bilmiyoruz. 6 ay çıkmışlar. Herhalde benim olsam hayatımda niye 6 ay olurdu? Evet, sonra depresyona girdim ben. Girdim. Bir şey soracağım yine Madi bir yerden. Evin fotoğrafın asılı olması sence cute mu yoksa Madi mi? Yani ben bunun 6 aylık ilişki yaşasam poster bastırır evimi ondan kapatırım yani. Bu zamana kadar tutuyu saklamış olması bile büyük başarı. Haklısın hayatım. Sen haklısın. Var ya böyle sevgili yapsan direkt Azza, telefon post. Kapağım. Instagram'da sadece onunla post. Doğru mu? Yalan mı? Ama tabii ex olarak düşünürsen hayatta evimde ex'imin resmi tutmam. Ha, bir de yeni eve gelince görecek onu. Ne fan buluşması gibi o ne öyle? İşte o biraz rahatsız edici. Beni eder vallahi tilt olurum. Ama bu adam olduğu zaman etmez. Etmez. Helal olsun lan helal. Sevgilime güzel derim. Güzel olmuş. He, onu da helal. Alttan edip eşeğe derim. Eşek ben mi oluyorum burada? Derken biz biraz Özgül'e şeyden bahsetmek istiyoruz. Madi bir yere giriyorum. Eyvah. Yani var olan herkesin, ünlüler dahil ve böyle eski tip ünlüler dahil. Ünsüzler de dahil. Herkesin video cast işine girmesi bu sene. Biz bir kere bu işi kusura bakmayın. Siktik. 2021'den beri mi yapıyoruz? Podcast işi zaten. Bizden önce podcastler vardı ve çok daha podcast ciddiyetinde yapanlar vardı ama video cast olarak evet. Bence en eskilerden biriyiz. Ha, tabii ki aşkım. Hani varsa bir iki kişi vardır maksimum yani ama. Çok iyi yapanlar var. Mesela Jiklet çok iyi. Evet. Senin sevdiğin başka. Cikle dediğim pes. Pes çok iyi. Neyse sonra bir anda. Ya bu arada iyiler varsa şimdi aklımıza gelmediyse de şu da iyi bu da iyi yazmayın. Bir anda bu aşırı popüler olunca herkesin bu işe girmesi. Maalesef bazılarının hiç muhabbet döndürememesi. Ve böyle bütün gücünü arkadaki dekora, prodüksiyonun kalitesine. Ondan sonra işte şunun rengi şununla tutsun. Şuraya taç takalım. Buraya bok püsür vesaire takalım. Bunlar bence alakası yani şu anki jenerasyon evet. Aşırı zeki olduğu için sadece muhabbet ve muhabbetin kalitesi ve aradaki sinerjiye bakıyor. Böyle bana saçma gelen sorular sorup da bir muhabbet döndürmeye çalışınca bana komik geliyor. Altına da bot basıyorsun. Yorumlar hepsi aynı. Çok saçma geliyor bana. Yani bir şeyin prodüksiyonu var diye o iyi bir şey olacak da değil. Dekor tiyatroda kaldı. Bu arada YouTube'da böyle bir yere dönüştürmesin. Ya ben yeni yetenekler görmek istiyorum. Böyle new talent görmek istiyorum. Cenaz'la görmek istiyorum televizyon ya. Televizyon ünlüsünü ben gerçekten görmek istemiyorum. Görmek istemiyorum ya. Ya. Konuk olarak bir programda görmek isterim ama sunmasın yani. Mesela bak. Melis işte bu konuda çok iyi. Ha, evet. Çünkü o da baktığım zaman oyunculuktan geliyor. Tabii, ama tabii. Çok farklı bir güzel bir konseptle şu an çok güzel ilerliyor bence. Tabii canım yani eksik bir tarafı doldurdu sonuçta aynen. Kadın yani. Ama bizim bahsettiğimiz 2-3 program. Biraz spoiler var ya. Bir de zaten hep aynı konuklar dönüyor. Yani mesela Ali Biçim Beyefendi. Hı. Maşallah yani her hafta bir keşfetinde benim Ali Biçim'in uzun bir içeriği var. Kendi kanalı dışında. Dışında. Her yerde gibi bir Ali Biçim yani. Her yere mi gidersin gel, ya? Gel Ali Biçim. Yok yani gel. Hayır, o anlamı değil yani. Anlamıyorum yani. Ben bu kadar... Evet, yorulurum gidersem. Yorulurum, bir de anlatacak benim o kadar gerçekten. Şeyim yok. Bir yani tıkanırsın yani. Özellikle dekor yapanlara ben gülüyorum bir tık. Çünkü YouTube programı yaparsın ve dekorun olur. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama video cast dediğin şey tamamen muhabbet. Yani sen bunu alıp podcast olarak da yükleyebilirsin. İzleyebilirsin. Ve Amerika'daki örneklerine baktığın zaman mesela hep böyle arka plan düz. Sadece hı-hı. İki tane büyük mikrofon var. Koltukta oturuyorlar, sandalyede oturuyorlar falan. Hiç böyle yok perde asayım şuraya. İşte evet. Şurada kırmızı berjerde oturayım şöyle durayım falan. Yok yani. Prodüksiyon şimdi hangi bölüme geçiyoruz? Kart ne oğlum? Kart biz taşak etmeci masajına bastırdık. Üstünde yazı yazmıyor da. Altına telefon koyduk taşak geçmek için de. Bulmadılar. Ya parmaktan sonralar bitti. Bitti. Önemli uyan olan... Türkiye uyan. Önemli olan muhabbeti döndürebilmek. Ha. Yanlış mıyım? Zor tutuyorum kendimi. Sus. Örnek vermemek için sus. Zor tutuyorum. Vereyim mi acaba? Hayır. Devam ediyorum. Bu arada dur iyi yapanlar demişken şimdi aklıma geldi. Hikayeden adamlar mesela çok güzel bir video kes yapıyor yani. Niye gülmesen? Gülmesen güzel bağlanacaktı. Bu işin gerçekten güzel başarılı yani. Eril enerjileri maşallah ateş ettiği başarılı bir video cast. Devam edebilir miyim? Lütfen. Ağzına sıçacağım seni. Dilan Polat'ın Instagram'dan ne zaman paylaşım yapılıyor? Aşkım valla yapılıyor ya böyle işte. Kim yapıyor onu? Sanırım hani moderasyonu yani. Ama sebebini çok anlamadım. Kız Discord mu bu? Ne moderasyonu? Dilanların eski fotoğraflarını paylaşıyor story'den falan. Böyle ne? Bir şey kaçırdıysam ya da yanlışsam düzeltin. Orayı güncel tutmaya çalışıyorlar. Hatta bir tane veri paylaştı. 300 milyon kişi mi görmüş mapusta olmasına rağmen? Veri...
Mahpusun hemen çok özel. Bu peki bunu romantize yani mi ediyorlar? Hani biz hapisteyiz ve ama büyük aşk ve Slay. Bana bir tık öyle geldi. Ya bir de hani biz geri dönünce yine tekrar piyasanın namına koyacağız gibi bir enerji geldi. Ne düşünmeliyiz bu konuda bilmiyorum. Vallahi siz yorumlarda buluşalım. Kesin dava süreci belli olmadan bir şeyleri romantize etmeyelim ya da birilerinin de ağzına sıçmayalım. Efendim devam ediyorum. Drake'in diki. Yani bu konu hakkında en son Batuhan'ın diki demiştin bana ve ben bunu yalamıştım. Koyarım burayı. Eyvah. İyi ki alamıyordum bunu. Bıraktım elimden bir daha. Börek, olur, börek. Olmaz. Çatal değil, börek aşkım ediyor. Börek biraz küçük kalır. Konuşturma şimdi beni. Nimettir bir noktada. Vereyim bir donu. Sus. Neydi o ya? Bir kere bunun haberi çıktı. Onu, ben hemen o videoyu araya koyamazsın diye. Koyamam. Drake Bey'in diki Twitter'a düştü. Ben kime sordum? Hemen gidip Özgür'e sordum tabii. Özgür gördün mü? Bulursan bana da at, link at dedim. Sonra ben kendi kendime gördüm. Evet. Önce fil hortumu gifini gördüm. Oradan bir travmatize olup sonra gerçeğini gördüm. Gerçekten benziyor. Doğru bir gif o. Evet. Ne düşünüyorsun? Rengi farklı. Çok ırkçı bir şey söyledin. Of ya. Fil hortumuna benzetmek okey yapalım. Koyamam onu. Niye ki? Fil hortumu gri değil mi amına? Ben ne bileyim. Birebir değil sonuçta bu benzetme yapılacaksa tamam. Doğru yapılsın. Tamam. Başka bir yorumum var. Bir tane modelik var. Usher ya da Chris Brown. Usher. Ne bileyim bunların rakiplerinden biri. Tamam. Dünya turnesini açıklamış. Drake de bu olayın içine girmek için kendi dikini ortaya salmış gibi bir rivayet var. İşte onun o hani böyle dünya turnesi haberi gölgeye düşsün diye ya. Niye o kadar kötü bir video ama bilmiyorum. Çünkü gerçekten ya fotoğraf olaydı bari ya. Video biraz kalitesiz duruyor. Hareketli olması beni rahatsız etti olayı. Bayağı hareketli. Lütfen bilmeyen arkadaşlarımız da varsa ve reşitliyseniz sakın yapmayın. Gerek yok. Bir tane dik işte. Biz bu kanalda neler yaptık? Big dik, small dik videoları çektik. Sus, öykü. Niye hatırlatıyorsun ki? Acaba biz Drake'i tahmin etmeyecek miyiz? Big olduğunu tahmin ederdik. Aşkım bu düştüğü anda benim DM'ler doldu. Abla senin öngörü. Çünkü ben böyle bir videoda bağırdım. Big! 1, 2, 3 Big. Bilirkiler konuştu bu. Gidip o videoyu izleyeceğim. Çok merak ettim. Devam ediyorum efendim. Kerimcan'ın vloglarındaki erilliği bilerek yaptı. Erilliği yaptı. Ne düşünüyorsun? Yakışıyor da yani. Bir tık fazla geliyor ya. İşte şimdi birkaç videodan sonra Twitter'da biraz linç etmişler. Abarttın amına. Bir tane espri devam ettirdin. İşte, o kadar öyleli bayağı. Evet, kızlar istedi diye resmen çocuğu zorla hetero yaptınız falan tarzı bir linç gelmiş. Bir tık da yani o kurgusal bir durum. Büyük ihtimal videoda bir sürü şey yapıyor. Kurguda bunu tutuyorlar gibi yani. Tabii bir şeyden viral olursun da ertesi videoda onun üstüne gidebilirsin. Biz olsak bize suyunu çıkarırdık yani. De Kerimcan da albenesi yüksek yakışıklı bir tip yani. Ama şey kadar da büyük değişim yapmayabilirdim. Keko saç mı? Sakal bırakmak ve ona dönüşmek. Ya hoş bu arada, eğleniyorum izlerken de yani tabii ki linç kadar değil de yorumlarda haksız değildir belki. Sen ne düşünüyorsun? Ben vlogları falan bayağı güzel. Onların Samet'le arasındaki bu eril dişin. Ay çok komik. Çok komik. Ama ben de personel haline getirmezdim. Ama öyle yaptım yoksa öylese story mi attı? Onu da bilmiyoruz ki. Kerimcan'ı seviyoruz. Yapacağım yorum da yanlış olmasın. Biraz yaşlı ilerledi. Öyle bir yerden söylemeyeceğim. Yaş ilerlemesiyle bana da bu arada, ben de daha teenage'ken biraz daha böyle şeydim. Ya falan gibiydim. Şimdi yaş ilerledikçe kutu bir yere gidiyor. Toparlan. Ya bir şey diyeceğim. Bende de bak bir bana dobarlan. Hemen toparla konuyu. Adam. Çok kötü bir yere toparla. Geri toparla. Queen. Queen. Hayır. Queen olmadı mı? Raya. Hemen buradan geri dön. Fan club Kerimcan Durmaz'ım. Uçta. Bir yaşlı dedim, bir fan club dedim. Edemem lazım. Çok iyiydi. Her zaman genç o da. Her zaman genç o. Çok iyi. Ne yapsa yakışır. Queen'ime, Slay'ime, Prince'ime falan. Çok uçlarda yaşıyorsun. Bu kadar da aşk mektubu yazmana gerek yok. Korktum biliyor musun? Ben de biraz abarttığımı fark ettim. Kerimcan Bey, love you. Bir şov yapmaya ediyorum. Bloke mi, blok 3 mü ya? Biz... ne s***? Blok... 3 beyin, blok 3 ya. Rezil olacağım kesin. Blok mi, blok 3 mü? Biri böyle bir yorum yapmıştı. Label C5 ise... O aslıydı o, ona güvenemem. Yok ya, bunu ben yapmıştım videoda. Bunu ben demiştim, tamam. Sana ben hiç hala... güven. Ben hala bunu savunuyorum. Beyefendi kendi sevgilisine bir tane resim koydu. İşte sevgilisi çok güzel, oyuncuyum sanırım vesaire. Hı. Twitter'da şöyle bir şey oldu. Bu çok şimdi aşkını açık açık yaşıyor ya. Genelde rapçilerde böyle aldatan tipler. Tamam. Tamam. Ya genel kanı olarak söylüyorum. Twitter'da biri şey yazmış. Güzel kızlarını çekin erkeklerin yanında görünce bana gelen yazmış. Sonra oradan büyük bir kavga patladı. İşte seven erkek olunca işte tipin önemi var. İşte bilmem ne kadar şekercisiniz falan vesaire. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kız ya sert bir yorum yapacağım ya. Yaparsın. Yapayım mı sert bir yorum? Bu videoda niye böyleyim ya? İnsanlar çirkin erkekleri kabullenebiliyor ama çirkin kadınları kabullenemiyor. Ve ben bu duruma çok sinirleniyorum. Doğru. Doğru bir yorum. Düşündüğüm bu yönde.
Tamam. Size ne amına yani? Sinirlendim. Doğru biliyorum. Değil mi? Doğruydu. Biz daha az çekiciyiz. Evet, tabii ki. Hmm. Okey, bilinçaltında ilk bu fikir beynine gelebilir ama kendi içinde bir sorgula yani. Bu bir, her bilinçaltın doğru mu diyor? Demiyor. Doğru. Bok gibi bu. Salladığımız insanlara bak. Bizim muhabbete bak amına. İstifa ediyorum ben. Bitsin masaya yatanlar. Hayır ya. Kızardım dur. Şimdi hiçbir şey almamış gibi devam edeceğiz. Ne diyor? Seven sevdiğini yaşasın. Biz de her boka yorum yapmayalım. Tamam. Sen de dahil. Sadece blokleyin. Tamam. Bir tane kesitini atmışlar bana. Şey falan diyor. Biz müzisyen işte 75 saat stüdyoda kalmış. Hmm. Bloke B'de 75 saat stüdyoda mı kalır? Ben şarkılarımı 15 dakikada yazdım demişti. Ben çünkü Instagram'da devamlı bağırıyorum, ağlıyorum, albüm yapıyorum diye. Bana bir fan bunu atmıştı. Ve o sırada gerçekten şeyi düşündüm. O sırada böyle stüdyoda 23. saatim falan. Acaba gerçekten haklı olabilir mi? Biz mi çok abartıyor? Ben mi çok abartıyorum yani? 15 dakikada şarkı yazsam acaba tutar mı? 15'te şov ama aşkım. Ama yapmış. Seninki de şov. Ben sana buna da okey demiyorum. Yani yapmış. 8 gün yatıyorsun. Burada bu kadar da şov değil. Dinleyin bu karıyı. Çok uğraşıyor. Ölüyor buralarda yatıyor sürekli. Bir geliyorum öykü böyle. Saçı böyle dönmüş. Çok zor yani bu süreç. 15 dakikada yalan dolan onlar. Ya. 15 dakikada yazılır mı 5 şarkı? Belki o doğru biliyordur. Ben yanlış biliyorumdur. 15 dakikada neyini yazacağım ki? Yazmış da. Bak, Free Miral... Beat'in üstüne bile yazamazsın 15 dakikada. Free Beat'in üzerine yazıyor herhalde de. Bak bir numara. Babalar sözünü tutar. Hiçbir şarkısını bilmiyorum. Şimdi babalar sözünü tutar. Kız altın kelebekte hediye aldı. Mikrofona eğildi. Babalar hediye sözünü tutar. Hediye aldı. Hediye gibi bir şey o şimdi. Ödül değil. Babalar sözünü, sözünü tutar. Ey babalar sözünü tutar. Ey. Efendim benim yeni bir idolüm var. Kendisi avukat. Adı Slay Avukat. Bizim adımız. Ben bu gruba yalvarıyorum. Diyorum ki ne olur Toksi'ye çağıralım. Ne olur avukat beni soracağımız sorular. Ne sorarız? Mesela Özgür'ün varlığı beni rahatsız ediyor. Dava edebilir miyim avukat bey? Özgün aşk hayatı beni mental olarak görüyor. Dava edebilir miyim? Ben şeye bitiyorum. Avukat bey yatar mıyım? İyi geceler. Gelmeli. Ben çok severim bunu. Yeni izlediğin dizileri konuşalım. Ben Bahar'a başladım. İnanılmaz bir ben dizi. De başladım. Bu rolü Demet'ten başka hiç kimse oynayamazdı. Kadın tek başına o kadar ilerletiyor ki diziyi yani. Bütçesi neyse verin. Milyon dolarlar neyse verin. Kadından başka kimse oynayamaz diye bakıyorum hayvan sürekli. Gibi oynuyor. Hayvan gibi yaşıyor oynuyor. Bahar o. Son teaser'ını izledin mi? Anneye olan şeyini öfkesini kusuyor. Sonra çünkü o bağırıyor. Tamam ben yapacağım. Ay ne güzel söyledim be. Ay. Kızılcık için heyecanlanmıyorum, bunun için heyecanlanıyorum. Ve gerçekten Fatih'ten daha beter bir herif var. Hocası olacak o kahpe. Okey. Anacı erkekler bak, klasik bir Türk erkeği değil bence o. Daha şeytan. Garip bir İğrenç varlık biri. Yani. Ama anacı erkekler tutuklansın ya. Evet. Neyse dizi yorumlaması da belki bir ara yaparız yani. Helal olsun Bahar'a. Hoş. Hayır, bir daha söyle onları. Aşkım ne yapıyorsun? Survivor kavgalar demişsin. Bana hemen açıkla bunu. Teaser'da herkes birbirini yolluyor yani. Bu nasıl bir yarışma? Ben sandım ki All Star böyle dişe diş kana kan ben kazanacağım değil. Böyle teaser'lar yani. Saç baş yolma teaser'lar. Acun Bey. Acun'un bağırdı ve bundan olan mimleri gördüm. Ne ofiste, istiyorsunuz? Ofiste bir günüm diye yapmışlar ya. İnanılmaz bir edit. Siz ne istiyorsunuz lan? Söyleyin bana. Her gün olan çıkarıyorsunuz. Niye adamı delirttiler? Delirdim ben. Ben de delirdim. Bu kadar kötü bir ürün vermişler yaptım ki ya. Ben çok heyecanlıyım çünkü stüdyoda 48 gün, 24 saatte 48 saat duyduğum bir şarkı artık çıkıyor. Sürekli bu şarkı... Okey, Allah'tan şarkı muhteşem olduğu için yani hiç problem yok. İnanılmaz. Tarihimiz nedir ya? Yeni bir song mu geliyor? Ben çok kötü bir PR'cıyım. Ben PR deyince de ben. Sen değil. Ben değil belli ki. Efendim 8 Mart'ta Kadınlar Günü'ne özel bir Nefro Into ve İntikam ve şey şarkısı yazdım. Geliyor. Lütfen dinleyip destek olsanız çok sevinirim. Neyse bizi Instagram'dan takip etsinler. Oradan hemen atacağız yani. Spoiler'lar vereceğiz yani. Ölmelisin bu gece elimden. Delirdim ben. Beni sen delirttin. İnanılmaz bir video. Nasıl şimdi yeşilimiz çok özeldi. O şimdi baştaki teaser'a bu yakışıyor mu bu hareketler? Biz havalıydık hani. Senin yüzünden. Ben ne yaptım? Yemek yedim ben. Ben hiçbir şey yapmadım. Bizi yoldan çıkaran senin. Aa biz hiçbir zaman yolda değildik Öykü. Bunu artık kabullendik. Doğru. Biz çıkalım çok ol. Doğru. Biz kendi yolumuzdayız. Bizim yolumuz yol değil kızım. En evli yolumuz. Hadise'den bu aralar magazin yok mu ya? Yok. Karı uykuda. Yazın coşça. İğrenciz. İğrenciz. TikTok hesabı. Kızın adını not almışım.
kredisi vereyim diye. Aman. Benim. Beni diye bir TikTok hesabında bu sabah gördüm. Keşfetime düştü. Bütün influencerların hangilerini takma çanta... takma çanta mı? Çakma tanta. Peki. Çok çalışıyorum. Ya havalı olmamız lazım artık. Senin sözüne geldim. Çok çalışıyorum. Beynim yandı. Kullandıklarını belgelemiş, tamam mı? Böyle... Çok korkunç bir belge bu. En çok... Çakma tanta... sen... Sadece fake, en çok fake takan de daha iyi söylersin sen. Aa, çünkü ikisi de çakma çanta. Ben biri T yapmaya çalışıyorum. Takma çanta, çakma çanta. Peki de Allah aşkına fuck edi artık be kadın. Fake çanta takan. Influencer'ı takip et, tahmin et. Ara verebiliriz hayatım. Çok çalışıyorum. Ben söyleyeyim mi? Yani bir fake çanta takan bir kadın varmış. Bir senin de bildiğin bir influencer bu. Dubai'lerde geziyor ama. Ezgi Fındık. Evet. Peki çakma çanta konusunda ne düşünüyorsun? Gereksiz, lüzumsuz, sosyal medyanın bize direttiği saçma sapan bir şey yani. Ben niye gülüyorsun? Saçma sapan bir şey. Çakma çanta takacağıma giderim Zara'dan bir tane çanta alırım daha iyi. Bu arada Zara da zaten markaların çakmaları gibi yapıyor. Hiçbir sorun yok o noktada ama çakmayayım diye bağırmıyor en azından. Hani isteyen senin taksın ama zaten benim marka düşkünlüğüm de olmadığı için o markanın o çantasının çakmasını takma ihtiyacı duyduklarını insanların anlamıyorum. Böyle çok daha small brand olup çok daha güzel çantalar yapan markalar var. Onlara para vermeyi tercih ederim. Şu an ne düşündüm anlatırken? Ben bunu sosyal medyada yapmayan bir insan takınca yargılamam. Hı-hı. Ama sosyal medyada yapıp çakma çanta takıyorsa bunu bir şekilde garipsiyorum. Kendini farklı yansıtmaya çalışan bir durum evet. Var o noktada yani. Var. Kimsenin her ay 8 tane o çantaları alamayacağımı şu an biliyoruz. Evet. Bir çantanın tasarımını çok beğenirsin, tamam mı? Gucci olur şeyi. Alamazsın. Gidip çakması alırsın. Okeyim. Evet. Ama sen 50 tane çakma çanta alırsın. Senin marka takıntın vardır. Onu işte anlamıyorum. Çünkü marka yani. Sıkışı markayı. Ha. Aa, bir tane daha magazin konumuz var. Hı. Oraya yazmadım. Bülent Ersoylar'ın programının adı ne? Dünya Güzellerim. Dünya Güzellerim'den Bülent Hanım elenmiş. Niye olmuş sence o? Anlamadım. Kesin bütçeseldir ama. Bülent Ersoy bir tane screenshot paylaşmış. Onu gördüm storiesinde. Evet. Çünkü hala açıklamalarda falan Bülent Hanım'ın ismini geç. Bu arada bütçeseldir dediğim zaten biz bunu kendi aramızda konuşmuştuk ya bir kere. Hı-hı. Nasıl bütçe yetiyor? YouTube'dan bu kadar kazanılmıyor gibi bir yorum yapmıştık. Öyle belki problemler olmuştur ama bunlar da bir iddia tabii ki. Peki şunu söyle bana. Şu an Safiye ile diğeri... Diğeri dedim Banu Alkan'a. Ben izledim iki sadece ikisinin olduğunu. Nasıl enerji? Benim hoşuma gitti. Aa. Biraz böyle evde mukbang gibi yapmışlar. Oturmuşlar, konuşmuşlar. Tatlı yani. Seda Sayan'lı bölümü mü? Abi Seda Sayan'la Safiye'nin bir kesiti düştü önüme. Ağzındakini yut istersen. Çok büyük çünkü. Ya ben çok buluyum bu bölüm. İnsanlar beni hiç sevmeyecek. Biraz fake yapmam lazım. Safiye bütün tatlılığıyla... Diyor ki Seda Sayan'a ben seni bunun ağzına vermezsem diyor. Rahat edemem diyor. Seda Sayan'a diyor ki tövbe bismillah haşa. Safiye ne diyorsun diyor. Vallahi ağzına vermezsem rahat edemem. Ben bunu izlemedim. Çatalı Seda'nın ağzına sokuyor. Sonra Seda diyor ki şimdi sen benim ağzıma ver diyor. Seda Sayan çok sonra onu çatalı alıp Safiye'nin ağzına veriyor. Dur ben ağzına vermeden daha sonra senin ağzına vereyim. Ben ona yedirmezsem. Ağzına bak. Üçlü dinamik çok iyiydi. Keşke bozulmasaydı. Onların... Bu hayatta yaptığı bütün kariyerleri boyunca en doğru şey Hindistan çekimleriydi. O program benim bence Türkiye tarihinde çok önemli bir yeri var. Best vlog diyebilir miyiz televizyon tarihindeki? Daha o bir vlog değil, o bir belgesel yani. Yani o odada sucuk yapmak mı dersin? Ay ütüde. Ütüde. Bülent Ersoy'un bu da sanılmasın. Telefonla konuşması şeyin. Safiye'nin. İnanılmaz bir sekanstı. Kim bayılmıştı? Biri bayılmıştı bir de. Tabii orada da madilikler var. Burcu Esmer Soylar'la alakalı biliyorsun. Neler oldu. Çok iyiydi o program. Çok iyiydi. Başka bir programa geçelim mi? Lütfen. Aşk Adası. Efendim bu tabi Twitter'a düştü. Bizim sapık ekibimiz hemen bu programa yükseldi. Ne hemen. Sonra Rütük açıklama yaptı. Hemen dedi ki Türk örf ve adetlerine uymazsa biz onun tepesine bineceğiz. Ya yeter ya, dijitalde ne izlemek istediğimize biz karar verebilir miyiz ya? Kim yazıyor bu Türk örf ve aletleri, kim yazıyor yani? Örf ve aletler. Örf adetler kim yazıyor yani? Hayır, örf ve aletler. Örf aletler kim yazıyor? Kim yazıyor bunları? Yeter artık. Örf adetlerin güncellemesi artık gelmeli yani. Ya televizyonda örf ve adet mi olur ya? Örf ne demek? Bir kere yani. Örf. Hadi adeti anlayabiliyorum. Örf ne demek yani? Örfün anlamını bilen Allah aşkına yorumlara yeter! Yani. Yeter! Yeter, biri bundan kesit kesit gerizekalı gibi gözükeceğiz. İzlemeyin ya. İzlemeyin. Dijitalde zaten bu. Televizyonda değil ki. Çocuğunuz yanlışlıkla açamaz ki bunu. Çocuk muhabbetinden de çok sıkıldım. Ne izler? Onu mu izler? Bunu mu izler? Artık dikkat edin çocuğunuza be.
Bakacak ne izliyor? Toksik ilişkiler mi izliyor? Aşk Adası mı izliyor? Sex Education mi izliyor? Siz bakacaksınız, biz değil. Evet, çocuğun sorumluluğu ailede. Zaten. İçerik öncesinde değil. Zaten. Hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Biz hiçbir şekilde şey de değiliz. Haşa, tövbe haşa. Tövbe değiliz biz. Tövbe, sümme haşa. Örfleri de biz yazmıyoruz. Örfler de vardır. Mıdır? Türk aile yapısı da önemlidir. Adetler de vardır. Minimum 3 çocuktur. Dur mudur? 3 çocuktur. 2'dir belki de. Hayır, 3 dedim. 3 müdür, okeydir. Malum biri. 3 dedi, 3. Şu Allah'ın hakkı da 3'tür çünkü. Yeter. Her seferinde... Çok kötü bir yere taşıyorsun. Yeter. 3. Sınırın yok. 3 arkadaşlar. İyi, senin 3 çocuğun olsa var ya. Aşkım, ben de iyi yani. Allah verdi mi böyle diye verdi. Çocuk çok zor. 3. Çocuk sevmek de bir zorluk. Bir çocuk kime yetmiyor ki? Bir şey söyleyeceğim. Bir rivayete göre. Ne? Ay, rivayet bu kelime, bu bölümdeki kelimeler. Rivayet ne demek? Yorumlara yani. Bir tamam. Söylentiye göre. Tamam. Kadınlarda 33 yaşından sonra baby fever başlıyormuş. Yani Allah'ım doğurmalıyım yumurtalıklarım falan. Ben de hiç yok, şu an sıfır tık yok yani. Ben. 33 yaşından sonra bir şey. Aslı'nın 3 yaşı kaldı. Gerçek mi acaba? Test etmek istiyorum kendimde. O tam 33'te sen kuduracağım mı diye yani. Kuduracağım demedi ama. Pardon, yumurtalıklar doğur, evet, beni doğur diyecek mi diye bakıyorsun. Yumurtalıklar beni doğur. Kim dedi? Kim dedi? Biyoloji hakkında bir şey biliyor musun? Kadın biyolojisi özellikleri. Doğum var işte. Hamile kalmak var. Nasıl döllenme oluyor falan biliyor musun? 9 ay. O kısmı çok iyi biliyorsundur eminim. Döllenmeyi çok iyi biliyorsundur. Sonraki prosesi biliyor musun? Ne oluyor? Karın şişiyor. Kurumsal bir şey değil hani. Karın şişiyor. Karın şişiyor. Şey var. Aşermek var. Başka hiçbir şey bilmiyorsun. Yok, doğum var işte. Ne olacak daha? Doğuyorsun. Arada duyuyorsun. Kadın 9 ay çekiyor. Psikolojisi bozuluyor. Bunalıma bak, giriyor. Hayatta doğum var. Ölüm büyümek var. Var ve ölüm var. Bu üçlüğüne oluşuyor. Ve üreme. Bu da 3 işte. Çünkü 3 anladınız mı arkadaşlar? Üç uğurlu sayımızdır, anladınız mı? Bir karar mı verdi? Bak ne derler? Üç vakte kadar. Otur Emine. Bitirelim, ben daha fazla konuşamayacağım. Neyse, sana da 33'ten sonra bir kımıldanma. 33. Baksana, her şey işte doğanın kanunuymuş. Yok, kapatıyoruz biz. Tamam. Efendim, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki magazin bölümüne kadar biriktirmeyi unutmayın. Bize de atabilirsiniz. Bakın bunu konuştuk, bu oldu evet, falan evet, diye. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Özgün kanalında, benim kanalıma toksik ilişkilere abone olmayı unutmayın. Kocaman öptük sizi. Bir yorumunuz, bir şeyiniz varsa yazın. Bunların her şey bir iddiadır. Konuştuğumuz hiçbir fikir bize yoktur, ait değildir. Tamamen kurgusal ürünlerdir. Kurgusal hikayelerdir ve gerçek insanlardan bahsetmiyoruzdur. Konuştuğumuz her isim bir kurgudur. Dur. Geğireyim geldi. Geğirelim. Sen geğirdin. Senden çıktı o. Çıktı bir şeyler vallahi. Doyduk galiba. Sizleri seviyoruz. Kocaman Türk, kendinize çok iyi bakalım.